Locomotive. Loco, locomotive. Chuchu, chuchu. Chuchu. Şurada bir dakika konuşmadan durabilir misiniz desem, ne dersiniz Osman? Durabilirsiniz. Alalım sizi buraya, alalım. Pekala. Eğer bir dakika konuşmadan durabilirsiniz, size bir adet kitap vereceğim. Alalım, bakalım. Tamam. Şimdi bunu alıyoruz elimize. Ben böyle al geçeyim. Şimdi bu da hediye kitabımız. Bir dakika konuşmadan durursanız hediye bir kitap alacaksınız. Evet, NLP. Onun için diyorum, niçin bunu gösteriyorum? Çünkü NLP aşırı bir özgüven veriyor, böyle konuştukça ben yaparım falan. Ortasını bulmak lazım. Yani ne ben çok iyi yaparım ne de böyle çok yapamam, ortasını. Ben de diyorum ki bir dakika konuşmadan duramazsınız diyorum. Pekala, bir deneme yapalım. Tanıyalım sizi bir. Sizi tanıyalım. Önce hayır konuşma, daha başlamadı. Arkadaşlarımız saat tutacaklar, şimdi tutmadılar da. Siz saat tutacaksınız, tamam. Sizi tanıyalım önce, konuşmuyoruz şu anda. Şu anda başlamadık. Hile burada yok. Adım Osman. Evet. Tekstille uğraşmaktayım. Pekala Osman. Bir dakika konuşmadan duracağınızı düşünüyorsunuz. Pekala. Kuralları söylüyorum. Kurallarımız şu. Eğer ben başladık diyeceğim, siz tamam diyeceksiniz. Tek kelime konuşacaksınız. Bir dakika konuşmadan durursanız ben size bu kitabı veriyorum. Negatif limanlardan pozitif sulara. 41 baskı. Kurallarımızı söyledik. Başladık diyeceğim, siz tamam diyeceksiniz. Tamamdan sonra bir dakika konuşmayacaksınız. Saati tutuyoruz. Evet. Başladık. Tamam. Konuştunuz. Tamam nasıl? Tamamdan sonra konuştunuz mu konuşmadınız mı? Tamamdan sonra konuştunuz mu konuşmadınız mı? Konuştunuz. İtiraz ettiniz. İşte onun için özgüven aşırı olmasın. Yani burası İstanbul. Biraz ortasını bulalım. Osman Bey çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür sağ olun. Ama ben yine de şu kitabı size hediye ediyorum. Çünkü evet. Pekala. Evet. NLP insanda müthiş bir özgüven meydana getiriyor. Bazen tehlikeli olduğu için önce bunu yaptım. Bazen aşırı bir özgüven oluyor. Ben yaparım. Geçen bir lise mezunu çocuk atlamış gelmiş. Hocam ben senaryo yazıyorum. Ben diyor kaçmış evden gelmiş İnegöl'den. Aman aman. Sonra teslim ettik ailesine. Bazen böyle aşırı bir özgüvenle yapabilir. Buna dikkat etmek lazım. Ortasını bulmak lazım. Bu arada bir hedef belirlediğiniz zaman, hedef belirlemek sonuç almak. NLP'nin en önemli faydalarından birisi de bu. Bir program yapıyoruz. Bir program yapıyoruz. Giresun'da bir program yapıyorum. Program yapıyorum. Orada bir kızcağız, konuşmalarımdan gerçekten çok etkilenmiş olan bir kızcağız. Olayı aynen şöyle yaşadık. Bu yaşadığımız olayı size canlandırmak istiyorum. Çünkü çok etkili bir olaydı. Giresun'da ben konuştum ve ara verdik. Arada kitaplarımı imzalıyorum. O sırada bir genç kız yanıma geldi. Aynen şu şekilde. Konuşmanızdan çok etkilendim ve hedefimi belirledim. Ne kadar güzel. Nedir hedefin? Sizden bir hediye kitap almak. Bak, sen benim konuşmalarımın yarısını dinlemişsin, yarısını dinlememişsin. Peki diğer yarısı ne? Her hedefin bir bedeli vardır. Bedelini öde, kitabını al. Teşekkür ederim. Aynen böyleydi. Arkasında da 8-10 arkadaşı vardı. O hedefini gerçekleştirirse hepsi de gerçekleştirecek. Ama hayır, her hedefin bir bedeli vardır. Bedel ödenecek. Bedel ödenecek. Bazen de NLP'nin bu hedefler ve hayallerle ilgili bilgilerini verirken bazı hedefi ve hayalleri olmayan insanlar var. Bazen kızabiliyorlar. Zonguldak'ta bir konuşma yapıyorum. Orada da şöyle bir olay cereyan etti. Böyle hedefleri ve hayalleri olmayan bir genç de anladığım kadarıyla parmak kaldırdı. Aynen böyle. Hayallerimizi kurduk, hedeflerimizi de belirledik. İyi, her şey çok güzel. Ama öldük. Ne olacak hocam? Evet. Çok güzel bir soru. Demek ki öbür dünya içinde hedefler ve hayaller koymak lazım. Ben de aynen böyle bir cevap verdim. Tabii gerçekten her zaman size her türlü olayla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Biz de programlarımızda hep bir takım sorularla karşı karşıya geliyoruz. NLP ayrıca sizi pozitif düşünmeye davet ediyor. Pozitif düşünüyorsunuz. Daha güzel düşünüyorsunuz. Daha farklı düşünüyorsunuz. Daha güzel görüyorsunuz. Daha güzel düşünüyorsunuz. NLP size bunu veriyor.
Şurada bile beni dinlerken bu güzel sözlerimden dolayı vücut dilinizden anlıyorum, gülümsemenizden anlıyorum. Evet, ne kadar güzel. Güzel düşünmeyi öğretiyor NLP. NLP ise bunu öğretiyor. Tabii pozitif düşünmeyi ne kadar çok anlatırsanız anlatın, insanlar bazen tam olarak anlayamıyorlar. Yani pozitif düşünmenin ne olduğunu. Ya pozitif düşünmek, hani birisi tokat attı, öbür yanağını da uzat. Böyle bir şey değil pozitif düşünmek. Hangi olayla karşı karşıya kalırsanız kalın, bir çıkar yolu olduğunu bilmek. Evet, Denizli'de bir olay. Yaşadığımız bir olayı şimdi arkadaşımız temsil ediyor. Denizli'de bir genç delikanlı. Yani pozitif görmekten, olayları pozitif düşünmekten ve bütün olaylara pozitif yaklaşabilmekten bahsettim. Ama yanlış anlayan bir arkadaşımız bana şöyle bir soru sormuştu. Ben sahneye çıktım, bir şiir okuyorum hocam. Şiirin yarısını unuttum. Şimdi bu olayın nesini pozitif göreceğim ben? Sen bu olayı pozitif göreceğine, cebinden şiirin diğer yarısını çıkarıp onu görsen çok daha iyi olur. Aynen böyle bir olay yaşadık. Ve NLP'nin anlatımında gerçekten pozitif düşünme çok önemli. Hedefler ve hayaller son derece önemli. Ayrıca NLP bir türlü liderlik sağlıyor size. Öğrendiğiniz anda liderliği öğreniyorsunuz. Şunu öğreniyorsunuz. Katı, bağıran, çağıran, masaya yumruk atan kişinin lider olmadığını, en esnek olan kişinin lider olduğunu öğreniyorsunuz. NLP size bunu öğretiyor. Ve asla vazgeçmemek gerektiğini öğretiyor. Bunu öğreniyorsunuz. Ayrıca başarı motivasyon tekniklerini öğreniyorsunuz. Hızlı ve güçlü teknikler. Kendinizi ve çevreyi daha iyi algılamasını öğreniyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili bütün bu çevreyi algılamak ve pozitif düşünmekle ilgili birazdan güzel bir örnek sunacağım. Ancak bu seminerleri iş dünyasında yaptığımda, NLP'yi anlattığımda, oradaki iş dünyasındaki insanların değişime bakış açısıyla çocukların bakış açısı arasında çok büyük bir fark gördüm. Ben şunu gördüm. Eğitim sistemimizin sonucunda belli yaşa gelmiş insanların kalıplaşmış bir takım düşüncelere sahip olduğunu gördüm. İş dünyası seminerlerimde şu soruyu sordum. Bir tane çoban var, bir tane kuzu, ot ve kurt var. Derenin karşısına tek bir sandal var. Çoban bunları nasıl geçirebilir? Birer birer geçirecek ama kuzu otu yemeyecek, kurt da kuzuyu yemeyecek diye bir soru sordum. Şirketlerde yaptığım eğitimlerde kısa sürede cevaplar geldi. Ama 4. sınıftaki çocuklarla bir eğitim yapıyordum ve o sırada bana gelen soru beni şok etti. Soru aynen şöyleydi. Ben anlattım, bu soruyu sordum. Küçük çocuklar cevap vermek yerine bana şu soruyu sordular işlerinden biri. Aynen. Öğretmenim, kurt, kuzu, ot, çoban hepsi bir arada. O kurt çobanı yemez mi? O kurt senin bildiğin kurtlardan değil. Küçük bir kurt. Peki o küçük kurt kuzuyu nasıl yer? Lütfen otur ve soruyu çözmeye başla. Evet, çocuklar bu kadar ince düşünen varlıklar. Çünkü neden? Zihinler henüz tahrip olmamış. O basamaklardan geçmemişler. Yani düz mantık düşünmüyorlar. Böyle olacak ya da şöyle olacak değil. İnce noktasına kadar düşünüyorlar. Ama daha sonraki yıllarda ne olur bilemiyorum. Evet, şimdi sizlerle birazdan tanıştıracağım bir kişi var. Bütün bu maddeleri hayatına geçirmiş. Bütün bu olması gereken şeyleri hayatına geçirmiş. Ve pozitif düşüncenin sınırlarında olan birisi. Kendisiyle 70 yaşındayken, 69 yaşında tanıştık. Şimdi 76 yaşında. Yazmış olduğu bir kitap var. 69'unda gelen bahar. Pardon, 70'inde gelen bahar diye. Şimdi 76 yaşında. Onunla bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Hayatını NLP'yi nasıl geçirdi? NLP ona ne gibi faydalar sağladı? Ve şimdi neler yapıyor? Evet, alkışlarımızla Sevda Hısım efendim. Buyurun efendim. Efendim, hepinize merhaba. Bağışlayın, ben yeni ameliyat olduğum için böyle biraz nazlanıyorum. Evet, kısaca nasıl tanıştığımızı anlatır mısınız Sevda Hanım? Tabii efendim.
Ben bir gün posta kutumda bir broşür buldum. Küçücük bir kağıt, hatta broşür bile denmez. Bir seminere davet broşürüydü bu. Evime de yakın bir yerdeydi. Merak ettim. Gideyim bakayım neymiş dedim. İşte o gün Oğuz Hoca ile tanıştım. Ve tanışış o tanışış. 7 yıldır hep birlikteyiz. Hiç ondan ayrılamıyorum. Ne ondan ayrılabiliyorum ne EYP'den ayrılabiliyorum. Hayatım değişti. İnanın hayatım değişti. O kadar negatiflikle alakam kalmadı ki. Kendinizi adadığınız zaman içinizden zaten olumsuz bir şey gelmiyor ki. Yani makineleşmiş gibi oluyorsunuz. Ben olumsuz bir şey düşünemiyorum ki her şey olayın karşısında. Olumsuz bir taraf hemen bulabiliyorum. Hiç düşünmeksizin. Ve o gün bugündür hayatım değişti. İnsanlarla ilişkilerim değişti. İnsanları çok seviyorum. İnsanlar da beni seviyorlar tabii. Çünkü çok güzel iletişim kuruyorum insanlarla. Çok dostum var, çok arkadaşım var. Ve benim arkadaşlarım daha çok gençler. Gençlerle o kadar iyi arkadaşlık kurabiliyorum ki. Dolayısıyla 7 yıldır biz Oğuz Hoca ile birlikteyiz. Ve biz birlikte gerçekten hayatın tadını çıkarıyor gibiyiz. O kadar mutlu ve keyifli yaşıyoruz ki ben şahsen hiç mutsuzluk hissetmiyorum. Ne gelirse başıma gelsin hiç umurum değil. Bakınız ben 3 ay evvel büyük bir beyin ameliyatı geçirdim. Gördüğünüz gibi bugün karşınızdayım. Tam yürüyemiyorum ama olsun. Ben buradayım, ben yürüyemiyorum diyeyim. Evde oturmadım. Bu benim alışkanlığımdır artık. Her yere gidebilirim, cesaretimi kullanabilirim. Olumsuz bir şey olacağını hiç düşünmem. Düşünmediğim için de olumsuz bir şey başıma zaten gelmez. Her zaman problemlerin arkasındaki güzel şeyleri görebiliyorsunuz. Evet efendim. Sizin. Bir kere olaylara çok geniş bakıyorum. Görünenin arkasını görmeye alıştırdım kendimi. Dolayısıyla görünenin arkasını gördüğünüz zaman başınıza ne geleceğini zaten bilirsiniz. Ve onun başıma gelmesine müsaade etmem. Ben bir olumsuzluk çıkarsa karşıma, ben öyle elimin tersiyle diyorum. Elimin tersiyle şöyle nazikçe onu bir kenara iterim. Onun olumlu tarafını yakalarım ve onu hayatıma geçiririm. Benim hayatıma geçirdiğim her şey olayların olumlu tarafıdır. Ben olumsuz tarafı değiştirmeyi çok iyi biliyorum. Dolayısıyla ben hayatımda hiç olumsuzluk yaşamıyorum. Son derece mutlu ve keyifli bir hayatım var. Başıma ne gelirse gelsin, bugün gördüğünüz gibi karşınızdayım. Hiç umurum değil. Bakınız ben yürüyemiyorum, koluma girip geçirdiler beni. Hiç umurum değil, ben buradayım. Çünkü ben sizlerle birlikte, insanlarla birlikte olmak istiyorum. İnsanları çok seviyorum çünkü. Teşekkür ederim. Biz de sizi çok seviyoruz Sevda Hanım. Çok teşekkür ederim. Peki, 3 aydan beri gerçekten çok önemli bir hastalıkla mücadele ediyorsunuz. Bu çok önemli. Yani ben buradan çok güzel bir mesaj bu. Bu mücadelenizde neler yapıyorsunuz? Nasıl bir mücadele bu? Şimdi efendim ben bu hastalığa ilk bir kafedeyken başıma geldi. Elimdeki bir felçle başladı. Bana bir şeyler olduğunu anladım. Yerime oturdum. Kızımın bir arkadaşıyla yan yana oturduk. O gece yüzümdeki organları yoklamaya başladım. Acaba hissedebiliyor muyum diye. Hepsini hissettim. Sonra elimle kulak memelimi aradım. Bulamadım. Çünkü felç orada başlamıştı. Ben yanımdaki kızımın arkadaşına dedim ki lütfen buradaki merasim bitince bir yaş günü kutlamasıydı. Buradaki merasim bitince lütfen bitinceye kadar kızıma hiçbir şey söylemeyin dedim. Ortalık karışacak evet, çünkü. Sevda Hanım'ın böyle bir tarafı da var. Yani hiç kimseden bir şey istememek gibi. Ama bazen bunu abartıyor. Evet. Sonra bunun belki yanlış olduğunu düşündüğüm zamanlar oldu ama bir kere yapmış oldum. Evet ben maddi manevi kimseden yardım almadan bugüne kadar yaşadım. Bu benim prensibim. Bazı kişilere göre aşırı gelebilir. Ama ben böyle mutlu hissediyorsam kendimi, ben bu mutluluğu yardım ederek bozmak istemem. Ne kadar güzel. Peki bu hastalık sırasında bir takım şeyler dikkatinizi çekti. Bu hastalık sırasında bir takım mücadeleler yaptınız. Peki özellikle
bir devlet hastanesinde yaptınız. Orada böyle doktor olan insanlara bir takım tavsiyelerde bulundunuz. Orayı bir kısaca özetler misiniz? Neler yaptınız orada? Şimdi efendim ben evvela şunu söyleyeyim. Hastalandıktan sonra ben hastaymış gibi davranmadım kendime. Sanki hiçbir şeyim yokmuş gibi davrandım. Sabah doktorlar geliyorlardı vizite. Ben onlara şöyle çok şenlikli günaydın diye karşılıyordum sabahları. Halbuki doktorlar sabah sabah işe yeni başlamışlar, gayet ciddiler. Ben ilk günaydın dediğimde böyle bir şaşırdılar, silkeler. Böyle bir günaydın bekliyorlar artık galiba. Sonrasında ben sabahları doktorlar vizite çıkmadan evvel ben erken uyanıyordum. Yatağımdan kalkıp koltuğuma oturup masamı da önüme çekiyordum. Zaten defterlerimi kitaplarımla gitmiştim. Orada yazılarımı yazıyordum. Doktor dedi ki siz ne yapıyorsunuz? Yazı yazıyorum dedi. Hayrola dedi. Hiç kitap yazıyorum. İnanmıyorum dedi. İnanın bakın her sabah beni burada göreceksiniz dedim. Ve ondan sonra doktorlarım aynı benim gibi şenlikli günaydınlarla geliyorlardı yanıma. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bu arada tabii 70'inde gelen Bahar adlı bir kitabı yazdınız, çok güzeldi. Sonra ikinci bir kitabınız vardı, o kitabın ismi neydi acaba? Uzak Seslerin Dost Dinleyenlerine. Uzak Seslerin Dost Dinleyenlerine? Evet. Nasıl bir içeriği? Bu efendim Oğuz Hoca'nın seminerindeydim. Bir gün dedi ki bütün arkadaşlara hedef mesela dedi 10 tane hedef yazdım bir dahaki seminere getirin. Dedi ki kendime tak diye 10 tane hedef yazılır mı acaba? Bir deneyeyim. Oturdum. 10 hedefle işe başladım. O hedef haftaya ertesi derse gelirken 100'ü geçmişti. Aa demek ki yazılıyormuş dedim. Ve benim bu ikinci kitabım efendim 1760 hedeften ibaret bir kitaptır. En ufak bir şeyleri de hedef olarak yazdınız. Evet. İnsanları daha çok seveceğim, daha farklı davranacağım evet, gibi. Evet, evet. Her şeyi olumlu hedef haline getirdim. Ve bunları da uyguladım gerçekten. Yani evet. Benim o kitaptaki hedeflerim çoğu kendimindir. Sonuca ulaşmış hedeflerdir inanın bana. Yani ne doğru sonuç aldığım hedeflerdir onlar. Peki üçüncü bir kitap var. Bu hastanede yazmaya başladınız. Evet. Nasıl bir içeriği var onun? Şimdi bir de bir şey daha söylemek isterim size. Tabii, tabii. Şimdi bu hastalıktan dolayı ben şua tedavisi oldum. Şua tedavisi olduktan sonra ben de hafif bir unutkanlık hissettim. Doktora dedim ki, doktor bey ben biraz unutkan oldum. Ne yapacağım? Efendim dedi, bir yaşınızı düşünün. Bir olduğunuz ameliyatı düşünün, olağanüstü bir ameliyat yaşadınız. Yaşınıza göre hele çok büyük bir ameliyat yaşadınız. Tabii ki bu olacak. Hatta belki herhalde biraz daha da artacak. Tamam, teşekkür ederim dedim. Ya üzülmeyeyim de, hayır üzülmüyorum dedim. Ben bunun geçeceğine inanıyorum. Şimdilik benim hafızam biraz unutkanlık var. Ama önemli değil. Onun ben zaman zaman aşağıya düşüp yukarı çıktığına inanıyorum. Ve ben bunu yukarı çıkarmak için çekiyorum adeta. Harikasınız Sevda Hanım. Çünkü ben hasta olduğum gece olaylar oldu. Ertesi gün hastaneye gidilecek. Doktorlar filan tespit oldu. Kızım beni yanına aldı. Gece yan yana yatalım dedi. Düşünürken dedim ki kızım kalkar mısın? Hayrola anne. Kalk bakalım dedim. Ben ne kadar konuşabiliyorum, neler söyleyebiliyorum. Bir prova yapalım seninle. Anneciğim ne olursun kalkmayayım. Senin istirahate ihtiyacın var. Hayır hayır ben ne kadar konuşabildiğimi onu merak ediyorum dedim. Ya bakar mısınız? Yani ben onun natimini tutmuyorum. Ben kendimi sınıyorum. Çünkü sınamalıyım ki neler yaparak hayatımda değişiklik yapacağım. Bunların hazırlığına ilk geceden daha doktora gitmeden bir alkış daha ya. Bu inanılmaz bir şey. Harika. Sevda Hanım, 3 aydır şua tedavisi oluyorsunuz. Evet. 3 aydır. Yakında bir kemoterapi başlayacak. Evet. Bununla ilgili tabii
Saçlarınız farklı bir duruma geldi, kesildi. Hı hı. Siz aslında doğal görünmeyi seven bir insansınız ama etrafınızdaki insanlar size rica ettiler ve siz peruk taktınız. Aslında siz doğal halinizle olmak istiyorsunuz. Evet, dediler ki etrafındaki insanlar, yani daha böyle yaşlı ve çökük görünüyorsun, ne olur peruğundan. Dedim ki hayır, ben kendimi savaşçı gibi hissediyorum. Ben önemli bir hastalığın mücadelesini veriyorum. Ben hiçbir zaman peruk takmayı düşünmüyorum. Ben böyle gezmeyi tercih ediyorum dedim. Çok ısrar ettiler. Olur. Hatır için. Sizin hatırınız için. Takıyorsunuz. Onu da takıyorum. Doğal halinizi bir görebilir miyiz? Tabii Sevda efendim. Sizin... Tabii neden evet. olmasın? Evet. Ben aylardır öyle geziyorum zaten. Karşınıza böyle çıktım. Evet. Efendim ben bir alkış alalım lütfen. Sevda Hanım. Harikasınız, harikasınız. Çok seviyoruz sizi. Sizi çok seviyoruz. Sizin bir de güzel duanız vardı Sevda Hanım. Onu bize bir söyler misiniz? Efendim. Nasıl dua ediyorsunuz? Efendim gece yatağa yatınca genelde hepimiz dua ederiz, bilirsiniz. Ben şöyle diyorum. Şükürler olsun Allah'ım beni dünyaya gelmeme, bu hayatı yaşamama sebep olduğun için. Allah'ım sana şükürler olsun. Pardon, birazcık dinleneyim. Tamam, sizi alalım. Hayır. Hı, tamam. Burada tamam, dinlerim. Tamam. Bana bütün verdikleriniz, vermedikleriniz, verecekleriniz veya vermeyecekleriniz için şükürler olsun Allah'ım. Hamdolsun sana diye dua ediyorum. Harikasınız. Harikasınız.